Cezayir senin için ne ifade ediyor? Cezayir benim için zulmün ifadesi aslında. İşgal edilen bütün ülkelerin temsili ülkesi. Günümüzde hala bombalanan ve devam eden savaşın izlerine haykıran bir şarkı olduğunu düşünüyoruz. Ve çığlıklar arasındaki sessizlikler. Çığlıklar arasındaki sessizlikler. Peki Cezayir Menekşesi'ni anlatıyorsun? Cezayir Menekşesi çığlıklar arasındaki ses. Dışında yer almak arasındaki o yolculuk nasıldı? Hayatın içerisine girmekle dışına çıkmak kadar farklı bir şey. Fakat hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunu ayırt ettikten sonra aslında benim için çok fazla bir fark olmuyor. Yani şu durumda benim için hiçbir fark yok. Peki kamera önüne geçtiğin zaman seni en çok şaşırtan neydi? Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Hele böyle popstar adı altında bir yarışmada bulunup bu dereceye gelmeyi hiç beklemiyorum. Her şeyin bir kaset çıkartıp konsere çıkmaktan ibaret olduğunu sanıyordum. Oysa? Oysa meğer hayatta neler varmış. Neler varmış? Çok şey varmış. Cezayir menekşesi buyuyor akıl denizi. Ah bir elif çekidine sineme canan bu gece yar. Ah bir elif çekidine sineme canan bu gece. Karagöz ve Hacivat'la nasıl tanıştınız? Tiyatro oyuncusuyum aslında. Sürekli geleneksel olanı, eski olanı merak ediyordum hep. Gerçek Karagöz'le tanışınca neler çıktı ortaya? Şunlar çıktı. Bugüne kadar izlediğimiz Karagöz'ün
gerçek Karagöz olmadığını iyi anladım. Ne gibi? Mesela çocuklara yönelmiş bir Karagöz gördüm bugünkü. İçi tamamen boşaltılmış, eğlenceye dönük bir hal almış. Yan cebine koyduranlar sahte, atasından çalıp çocuğuna satanlar sahte, güçsüz olana sataşanlar, sataşanı koruyanlar, egosuna gem vuramayan insanların hepsi sahte. Ne oldum delisi, para için tema eden sahte, pohpohla beslenen ben yarattım lan sahte. Yalancı aşık pilavdan dönen kaşıyla, günün birinde çekip giderse şaşırma çünkü o sahte. Cesareti metal dedektöründe ötenler sahte, sevgisini reklam eden reklamı sevenler sahte. Hep savunma yapan kullanamadığı adama düşman, kelimesini veren kişi riyakar, dolayısıyla sahte. Zengini tartışıp malını çekiştiren zürt sahte, aç insan yerine hayvan doyuran zenginler sahte. Evini soyan misafir, işini bilen memurlar, Allah değil yasadan ürküp kürküm ye diyenler sahte. Her taraf mı satılır acaba böyle parsa parsa? Üsküdar ve İstanbul bu işte, herkes hayran. Doğduğum yerde kalmadı çocuklara hiç arsa. Ne kadar insan varsa vardır bir o kadar da hayvan. Hasat zamanı meyve bahçelerini yaksalar da, Marmaram'dan geçti tankeriyle baksalar da, mekanım Üsküdar ve en son Karaca Ahmet Han'la, meclisim hep ağla gülüm, ağla gülüm, ağla. Asosyal'den bu hafta da bu kadar. Hoşçakalın.